Merhabalar. Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 24. bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar psikanalizin tanıyı olan yaklaşımını konuştuk ve 3 temel tanı kategorisi ya da diğer bir ifadeyle 3 temel öznel yapı olduğunu söyledik. Nevroz, psikoz ve sapkınlık. Bu 3 temel öznel yapının da alt kategorileri var. Şunu söyleyeyim size, 3 adet nevroz türünden bahsetmek mümkün. Histeri, obsesyonel nevroz ve fobi. Fobinin ayrı bir nevroz türü olup olmadığı tartışmalı bir konu. Fakat bu podcast dahilinde bu tartışmaya girmeyeceğim. Bugün size nevroz türlerinden olan histeriden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Psikanalitik açıdan histeri dediğimizde popüler kültürdeki histerik algısını kastetmiyoruz. Ayrıca DSM'de yer alan Histeriyonik kişilik bozukluğunu da kastetmiyoruz. Histeri bir nevroz türü psikanalitik açıdan ve bir öznenin büyük ötekiyle ve nesneyle olan ilişkisini tanımlayan spesifik bir kategori. O zaman bu podcast dahilinde şu soruların cevaplarını arayacağımızı söyleyebilirim. Histeri modası geçmiş, eskide kalmış ya da cinsiyetçi bir kavram mı? Günümüzde halen geçerliliğini koruyor mu? Histerik özne dediğimizde bir takım davranış kalıplarına ve aşırı davranışlara mı atıfta da bulunuyoruz? Freud'un zamanındaki histerikler nereye gitti? Lacan, histeri kavramına yeni bir şey ekledi mi? Ve daha fazlası. Önceki bölümlerde Nevroz'un ortaya çıkmasının, babanın adı göstereninin devreye girmesiyle mümkün hale geldiğini ve bu gösterinin devreye girmesi sonucunda ortaya çıkan kastrasyona, öznenin bastırmayla yanıt vermesi gerektiğini söylemiştik. Nevrotik semptomlar ise tam da bastırmanın yeterince çalışmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bastırma, kastrasyona ilişkin bir savunmadır fakat bu savunma bazı durumlarda işe yaramaz. Nevrotik semptomların ortaya çıkış nedeni, şeylerin yeterince bastırılamamasıdır denebilir bir ölçüde. Neylerin peki? Anıların ve düşüncelerin. Peki neye ilişkin anıların ve düşüncelerin? Cinselliğe ilişkin. Freud, psikanalizin kurucu metinlerinden olan ve Joseph Breuer'le birlikte kaleme aldığı Histeri üzerine Çalışmalar adlı eserinde şöyle der. Histerik, anılardan dolayı acı çeker. Onun acı çekmesine neden olan şey, bastırmanın yeterince işe yaramamasıdır. Dolayısıyla bastırma, kastrasyona verilen bir yanıttır fakat başarı garantisi olmayan bir yanıttır. Bastırılanın her an geri dönme ihtimali vardır ve semptomların ortaya çıkış nedeni en temelde bastırılanın geri dönüşüdür. Bu bastırılanın geri dönmesi meselesini anlamanın en kolay yollarından bir tanesi, meseleyi öznel bağlamda değil, tarihsel ve politik bağlamda düşünmektir. Kendi tarihiyle veya süre gelen sorunlarıyla yüzleşmekten kaçınan bir toplumun sürekli olarak bu yaşantıların ortaya çıkardığı semptomatik oluşumlarla uğraşmak durumunda olduğu açıktır. Türkiye'deki Alevi sorununu ya da Kürt sorununu düşünün. Bahsedilen kimliklere mensup kişilerin ya da kurumların deneyimleri ne kadar bastırılmaya çalışılırsa, sorunları ne kadar görmezden gelinmeye çalışılırsa, sorun o kadar derinleşmektedir. Ama bu aynı zamanda kendi kimliğiyle ilgili pek de bir sorunu olmayan Alevi ve Kürtlerin varlığını da dışlamaz. Bazı öznelerde bu bastırma işe yarayabilir ve bu özneler devletle ve hakim ideolojiyle uyum içerisinde hayatlarını sürdürebilir. Bazı özneler içinse bastırma yeterince işlemez ve bunun sonucunda çeşitli düzeylerde rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunlar ise toplumda farklı çatışma alanları ortaya çıkarabilir ve hala hazırda çıkarmaktadır da. Burada söz konusu olan bir tür toplumsal semptomdur. Öznel düzeyde de semptomun statüsü aynıdır. Semptom, öznede yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir mesaj taşır. Bastırma artık yeterince işe yaramıyordur. Ve semptom bize şunu gösterir. Bastırılan geri dönmüştür. Dolayısıyla hem öznel düzeyde hem de tarihsel ve politik düzeyde bastırma bir anlamda bir yarı çözümdür. Psikanalizin iddiası ise bastırmanın ötesine gidilerek bu sorunun kökten bir çözüme kavuşturulabileceğidir. Çünkü bastırma her zaman semptom oluşturma potansiyeli taşıyan bir operasyondur ve psikanaliz bastırmayı tersine çevirerek öznenin hakikatine ulaşmayı amaçlar ve bu yolla öznenin sorunlarına, semptomlarına, problemlerine kalıcı bir çözüm oluşturmaya çabalar. Kas rasyona geri dönelim. Kas rasyonun iki sonucu vardır. Özne öncelikle kendisinde bir eksik olduğunu anlar ve bu eksiği gidermek için büyük ötekine başvurur. Büyük ötekinden kendi eksiğine dair bir telafi ya da nihai bir yanıt bekler. Ama bu mümkün değildir. Büyük öteki ona birçok cevap verir ama özneye onun eksiğini tam olarak kapatacak bir yanıt vermesi mümkün değildir. Örneğin annesine "Ben dünyaya nasıl geldim?" diye soran bir çocuğa cevap vermenin ne kadar zor, hatta imkansız olduğunu ebeveynler oldukça iyi bilir. Bu söylediğim teorik şeyleri somutlaştırayım. Çocuklar çok sık bir şekilde annelerinin ne istediğini merak ederler. Bir çocuk kendi kendine şunu söyleyebilir: Annem bana sessiz olmamı söyledi. Fakat küçük kardeşim kötü şeyler yaptığında annem onu takdir ediyor. İşte annesinin söylemindeki bu çelişkilerden ötürü çocuk kendi kendine bir takım sorular sormaya başlar. Ve annesinin gerçekten ne istediğini merak eder. Şöyle der, hem bana seni çok seviyorum diyor, hem de saat 9 olduğunda yatağına git ya da yapacak başka işlerim var diyor. Öyleyse o yani annem gerçekten ne istiyor? Hatta bazen annesine bir çocuk şu soruyu da sorar. Ben ölürsem ne yaparsın? Bu soruyu sorarak kendi varlığının öteki için ne ifade ettiğini, ötekinin gözündeki değerini, ağırlığını ölçmeye çalışır. Lekancı terimlerle ifade edersek, öteki tarafından arzulanıp arzulanmadığını sorgular. Bunları sorduğunda ise öteki ne yapar, ona bir takım cevaplar verir, onunla konuşur ve ona bazı açıklamalarda bulunur. Bu cevapları ise farklı miktarlarda tutarsızlıklar içermektedir. Bir gün öyle der, başka bir gün başka bir şey der. Küçükken verdiği cevabı çocuk biraz daha büyüdüğünde değiştirir. O gün canı sıkkınken başka türlü bir cevap verir, öbür gün keyfi yerindeyken başka türlü bir cevap verir. Yani genel olarak söylersek, çocuk... Ötekinin söyleminde bu söylemdeki sessizlik ve çelişkiler aracılığıyla ötekinin arzusunun muammasıyla karşılaşır. Yani çocuk hiçbir zaman ötekinin gerçekten ne istediğini, ötekinin gözündeki konumunun ne olduğuna tam olarak emin olamaz. Emin olmaması nevroza işaret eden bir durum. Hatta Lacan nevrozu bir soru olarak tanımlamıştı. Şöyle diyordu Lacan, nevroz bir sorudur. Neye ilişkin soru? Çocuğun ötekinin arzusuna ilişkin ve dolayısıyla kendi varlığına ilişkin sorduğu soru. Özne ötekine bir talep, soru formuna bürünmüş bir talep yöneltir. Ben senin için, yani öteki için neyim diye sorar. Lacan bu yüzden her talebin bir sevgi talebi olduğunu söyler ötekinden bir şey istediğinizde, ondan bir şey talep ettiğinizde, aslında onun sizi sevip sevmediğini, size değer verip vermediğini ve sizi ne olarak gördüğünü sorgulamış olursunuz. Lacan'a göre histeri tam da burada konumlanır. Histerik için esas soru şudur. Öteki ne istiyor? Histerik özne kendisini ötekinin arzusunu araştırmaya adamış bir öznedir. Bunu yapabilmesi için ise ötekinin arzulamaya devam etmesi gerekir. Bu yüzden histerik özne kendisini ötekinin arzusunun nedeni olarak konumlandırır. Onun için esas mesele ötekinin arzulamaya devam etmesidir ki bu yolla ötekinin arzusunu araştırmaya devam edebilsin. Peki ötekini arzulatmak için ne yapar histerik özne? Kendisini ötekine bir gizem olarak sunar konversiyon semptomlarını düşünün bu bağlamda. Fizyolojik bir kökeni olmayan ve ilk bakışta neyden kaynaklandığının bilinmesi mümkün olmayan bu semptomlar, histerik bir özne için şöyle bir avantaj sağlar. Öteki, bu örnekte doktorlar, onun bedeninde ortaya çıkan gizemi çözmeye çabalar. Eşi, dostu, sevdiği insanlar ona neler olduğunu bulmaya ve bunu anlamlandırmaya çalışır. Bu yolla histerik özne, ötekinin arzusunun üzerinde yoğunlaştığı bir nesne haline gelir. Doktorlar, hocalar, şifacılar, falcılar, meditasyoncular, mindfulnessçılar vesaire. Peki bir histerik özne bu bahsettiğim kişilerin, kurumların cevaplarından tatmin olur mu? Tabii ki hayır. Çünkü belirttiğim üzere histerik için esas mesele ötekinin arzusunu sürdürmektir. Ötekini arzulatmaya devam etmektir. Bir histerik eğer tatmin olursa, yani ötekinden aldığı cevaplar onun sorununu çözerse, artık öteki için arzulanabilir biri olmaktan çıkacaktır. İşte bu yüzden histerik özne hem kendi arzusunu hem de ötekinin arzusunu tatminsiz tutar. Çünkü arzu tatmin olursa kaybolur. Dolayısıyla arzuyu tatminsiz tutmak ötekini arzulatmaya devam etmek anlamına gelmektedir. Histerik özne soruyu nihai bir cevap almak için sormaz. Ona vereceğiniz her bir bilgi başka bir soruyu daha getirecektir. Hatta bu konuda Lacan Sokrates'in Batı kültürünün en büyük histeri olduğunu söylemiştir. Şu sebeple söyler bunu. Platon Sokrates'i sadece konuşan ve soru soran biri olarak tarif etmişti. Sokrates, Atina Agora'sında yolda geçen insanlara hayatın anlamı hakkında sorular soran ve aldığı hiçbir cevaptan tatmin olmayan bir filozoftu. Lacan, histeriğin söyleminin tam da buradaki gibi işlediğini söyler. Histerik, ötekini yanıtlar üretmeye zorlar ve bu yanıtların hiçbirinden tam anlamıyla tatmin olmaz. Ve bu sayede düşüncenin, felsefenin ve bilimin gelişmesinde Histerik mantığın, histerik söylemin, histerik pozisyonun rolü çok büyüktür. Histerik sorgular hakiki bir yanıt almak için, gerçek bir yanıt almak için sorgular. Ve verilen hiçbir cevapla tatmin olmaz. Çünkü histerik şunu çok iyi bilir. Gerçek hiçbir zaman tam olarak sözüye dökülemeyen bir oluşumdur ve bu yüzden histerik her zaman gerçeğe dair sorular sormaya devam edecektir. Histeriklerin sorduğu sorular ve aldıkları cevaplardan tatmin olmamaları öyle önemli bir özelliktir ki, psikanalizin ortaya çıkışı da çok büyük oranda bu konuyla ilgilidir. Bir sonraki bölümde size psikanalizin ortaya çıkışında ve Freud'un öğretisini geliştirmesinde histerinin kapladığı merkezi yeri aktarmaya çalışacağım görüşmek dileğiyle